Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Otomotiv devri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda sizlere PDA yani yığıtlı özlenir anlatmaya çalışacağım. Önceki videoda bağlamdan bağımsız dil bilgisini anlatmaya çalışmıştım. O videoya erişmek isterseniz sağ üstteki kartlıklara erişebilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Uzun bir ara oldu. Benim de final haftamdı. Daha dün bitti. 6 Ocak'ta bitti finallerim. Ben de hemen ardından kaldığım yerden devam etmek istedim. Böyle hani açıklamamı yapmış olayım. Finaller çok yoğundu. O yüzden o sırada videoyu atamadım. Tekrardan kusura bakmayın. Kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edelim arkadaşlar. PDA Push Down Automata hani bir genel bilgi, genel kültür açısından bilmeniz gerekirse arkadaşlar. Bunu bilseniz yeter. Push Down Automata PDA diye geçiyor. Yani yığıtlı özdemirler. Neden yığıtlı? Çünkü arkadaşlar yığıt kullanıyoruz. Biz yığıt derken hani buna yabancı olanlar olabilir. Yığıt yani stack arkadaşlar. Stack'i az çok duymuşsunuzdur. Hani o stack yığıt da zaten onun Türkçesi. Burada bir stack kullanacağız. Amacımız genel olarak arkadaşlar şöyle ben şurada özetledim hatta. Şöyle PDA'nın amacını ben yapmamız gerekenleri şurada özetledim arkadaşlar. Zor değil, gayet kolay PDA yapabilirsiniz. Amaç ne arkadaşlar? Site ekleme çıkarma yaparak string'in sonunda yani string bittiğinde stack'in boş kalmasını sağlamak. Yani elimizde arkadaşlar şöyle bir string olduğunu ya da herhangi bir şöyle bir string artık kuralını biz belirleyeceğiz tabii ki de site yani şöyle yapacağız. Bir string var. Oradaki string'teki alfabelere göre hani bir okuyucu kafamız olacak. Şöyle bir okuyucu kafamız olacak. Bu böyle kayacak. Her bir harfi görünce gördüğü harfe göre string'e ekleme ya da çıkarma yapacak. Biz bunu düzenleyeceğiz arkadaşlar. Yani okuyucu kafa tabii geri gitmiyor. Sağa doğru gidiyor. Geri gitme olayı şey de var. Turing makinesinde var. O bir sonraki konuda. Bir sonraki videoda olacak. Yani sağa doğru giderken arkadaşlar gördüğü alfabe elemanlarına göre siteye ekleme ya da çıkarma yapacak. Biz de bunu ayarlamaya çalışacağız. Zaten demişim. String sonunda arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yığıt. Bakın burada bir Z0 görüyorsunuz. Bunu da açıklayacağım. Yığıtın tamamı boş kalıyorsa string bittiğinde o zaman bu string bu makine tarafından tanınır diyeceğiz. Kalmıyorsa da tanınmaz olacak. Burada işte yazmışım Z0 bile kalmayacak. Yani arkadaşlar şurası da kalmayacak. Yani bomboş şu dikdörtgen olduğunu düşünün. Bomboş kaldığında tanınmış olacak. En son zaten Z0'ı da çıkartmamız gerekecek. Zaten bizim aradığımız şeyler arkadaşlar. Bize bir dil bilgisi verilecek ya da biz bulacağız. Sonra o dil bilgisini işte bulduktan sonra biz de ekleme yani ekleme aslında buraya şey de yazabilirim. Ekleme ve çıkarma kuralı bulacağız. Zor değil zaten. Çok zor olacağını zannetmiyorum. Hani genel olarak belli başlı şeyler var. Sonrasında da arkadaşlar kuralı bulduktan sonra çizelini çizip üzerinde aslında yazacağız kurallarımızı. Onların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama hani şöyle bir özet olarak anlatayım arkadaşlar. Yapacağımız olaydan bahsedeyim. Şimdi mesela atıyorum şöyle bir stringimiz var. Ne yapmış arkadaşlar? Bunu zaten birazdan slaytlarda da göreceğiz. Orada biraz üzerinden geçeceğim. Burada daha detaylı anlatayım. 001 C 100. Fark ettiyseniz şuradaki C arkadaşlar bir ayna gibi. Ayna gibi. Yani ne olmuş? 0 0'la eşleşmiş. 0 0'la eşleşmiş. 1 de 1'le eşleşmiş. Yani bu C'ye kadar gördüklerini aynalamış bu tarafa. Bunu arkadaşlar mesela nasıl yapacağız? En basit örneklerden biridir bu PDA'da. Arkadaşlar diyeceğiz ki makineye bizim şu okuyucu kafamız var ya bu ne yapacak arkadaşlar? Buradan başlıyor. Ne gördü? Sıfır gördü. Sıfır gördüğünde stack'te şu an ne var? En üstte sıfır var. Diyeceğiz ki stack'te gördüğüm duruma göre şu an özet geçiyorum. Tabii daha detaylı bakacağız. Z0'ın üzerine sıfır gördüğünde diyeceğiz ki mesela sıfır ekle. Tamam mı? Sıfır ekledi. Sonra bizim bu okuyucu kafamız arkadaşlar bunu ekledi ya. Sonra pardon aşağı gitmeyecek tabii ki de. Yani bir sağa kaydı. Gene ne gördü? Sıfır gördü. Tamam. Sıfır gördü. Bir daha sıfır ekleyecek arkadaşlar buraya. Siteye tekrar sıfır ekleyecek. Aynen bu şekilde. Tamam bunu da ekledi. Daha sonra okuyucu kafamız tabii yerinde durur mu? Durmaz. Evet hep aşağıya basıyorum yanlışlıkla. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sağa gidecek yani. Aşağı gitme durumu yok. Sola da gitme durumu yok. Sola gitme durumu dediğim gibi Turing şeyde hep sağa gidiyoruz arkadaşlar. Burada. Bir gördüm. Bir gördüğünde de diyeceğiz ki mesela bir ekle. Şu an dediğim gibi burayı hani anlamamış olabiliriz. Daha detaylı anlatacağım ileride. Hani özet geçiyorum. Sonrasında arkadaşlar hani şöyle olacak genel itibariyle.
Biri de yazdıktan sonra hop geldi C'yi gördü. C'yi gördükten sonra biz makineye şunu anlatacağız aslında. Ya sen bunları ekledin, şimdi C'yi gördün. C'yi gördüysen artık senin ekleme işlemlerin bitmiştir. Artık bizim amacımız siteyi boşaltmak olduğu için sen artık bundan sonra gördüğün sıfırı birleri çıkar. Yani mesela diyeceğiz ki aa bir gördüm. Tamam bir gördüysen o zaman ne yapacağım? Şuradaki arkadaşlar şeyi şurayı çıkartacağım. Yani biri çıkartıyorum. Çıkartacağım. Sonra bunu oku diye arkadaşlar. Sonra ne yapacak? Sıfıra geldi. Sıfıra geldiği için şu sıfırı da çıkartacak. Sıfırlar da sıfırları, birlerde de birleri çıkartacak. Tabii gördüğü şeye göre. Sonrasında arkadaşlar ne gördü? Sıfır gördü. Gene şuradaki sıfırı çıkartacak. En sonunda arkadaşlar o küçük kafa, bakın Z0 kaldı. Buraya geldi ya, sitenin üstünde Z0 dışında bir şey kalmadı ya. En son diyeceğiz ki buradaki Z0'ı artık çıkarabilirsin. Çünkü üstünde başka bir şey kalmadı. Siteyi boşaltmış olacağız ve tanımış olacağız. Aslında ben size burada küçük bir çözüm yapmış oldum arkadaşlar. Temel mantığımız bu şekilde. Tabii daha detayları var. Şimdi oralara geçelim isterseniz. Burada arkadaşlar temel model falan diyor. Bunlar çok sözel. Ben daha çok pratik olarak yaklaşmaya çalışıyorum size videolarımda. Dediğim gibi arkadaşlar stringimiz şu şekilde olacak. Bir okuyucu kafamız olacak. Okuyucu kafamız sırayla gidecek ve şurada da yığıt var. Yığıtı da belli bir kurala göre doldurup boşaltma yapacak. Temel mantığımız bu. Buraları okuyabilirsiniz. Biraz duruyorum o yüzden hani durdurup okumanız adına. Burada arkadaşlar anlık tanım diye bir şey var. Hani burada sadece bunu bilseniz yeterli. Onun dışında yani bu da çok da bilmiyorum sözel soru karşınıza çıkarsa diyeyim. Burada da demiş ki P için PDA'nın durumu, V için giriş dizgisinin henüz işlememiş kesimi, X için yığıtın içeriği demiş. Anlık tanımda bu üçünden yararlanıyormuş arkadaşlar. Yani çok da önemli bir şey değil açıkçası ya benim açımdan. Çok kullandığım bir şey değildi. PDA'nın tanıdığı dil arkadaşlar iki tane PDA olabiliyor. Uç durumu tanıyan PDA. Bu bildiğimiz bu DFA, NFA'lar vardı, uç durum çiziyorduk. Bunun gibi. Ama tabii biz bunlarla çok ilgilenmeyeceğiz. Çünkü yani DFA, NFA'dan çok bir farkı yok. Bizim arkadaşlar burada boş yığıtla tanıyan PDA. İşte az önce şurada tanımını verdiğim şey arkadaşlar boş yığıtla tanıyan PDA oluyor. Biz daha çok arkadaşlar hatta hep bununla ilgileneceğiz. Bunu da buradan söyleyelim. Burada gene bu kısımları okuyabilirsiniz ve isterseniz örneğe başlayalım. Az önceki örnek de aslında arkadaşlar şurada çözdüm örnek. Burada sorusu var. Soru da size nasıl gelebilir? Şöyle gelebilir. Size bir dil verir. Dil bilgisini tanımlayın diyebilir. Ya da dil bilgisini hani böyle hani siz zorlanmayın. O kısmı biz hallettik deyip dil bilgisini de verebilir. Dil bilgisini vermiş arkadaşlar burada. Ne demiş? 0, 1 ve C alfabelerinden 0 S0, 1 S1 ve C şeklinde oluşturulan bir dil bilgisi arkadaşlar. Yani ne demek oluyor? Az önce dediğim şey. Her sıfıra karşılık bir sıfır geliyor. Tabii S'ler içeri yazıldığı için her bire karşılık bir geliyor. En son arkadaşlar ortaya da C gelmesi gerekiyor. Çünkü neden? S hep ortada olduğu için en son bir yerde C geliyor. Ya da sadece C'de olabiliyor sonuç. Şimdi biz bunu arkadaşlar şey üzerinde göstereceğiz. Hem çizelge üzerinde hem de oradaki çalışma mantığını anlatacağım sizlere. Burada PDA'nın çalışma ilkesi. Buraları yine okuyabilirsiniz ama ben direkt pratik yaklaşmak istiyorum. Bu kısımları şekil üzerinde daha iyi anlayacaksınız. Şekil üzerinde de var arkadaşlar. Yani daha güzel. Evet, sorunun cevabı bu şekilde arkadaşlar. Sorunun cevabı bu şekilde. Evet, video öncesi hazırlık yapmıştım. O ondan kalmış. Az önceki şey. Burada arkadaşlar şimdi ne yaptığımızı bir açıklayalım isterseniz. Ya da direkt bu şekil üzerinden göstereyim. Şimdi bizim şey neydi? 0S sıfırları tanıyordu. 1S1'leri ya da C'leri tanıyordu. Değil mi? Evet. Bizim de arkadaşlar dedik ki sitemizde olmazsa olmaz bir Z0'ımız var. Bu site kesinlikle olmazsa olmazı. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bizim yapabileceğimiz örneklerde işte az önce gösterdiğim gibi 0, 0, 1, C, 1, 0, 0. Şimdi bizim bunu öyle bir tanımlamamız gerekiyor ki siteye aktaracağız. Daha sonrasında siteye çekeceğiz. En sonunda stack'ten çektikten sonra stack boş kalıyorsa o zaman diyeceğiz ki bunu tanıyor diyeceğiz mesela. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz arkadaşlar? İlk durum. Q0 durumu. Şimdi buradaki şeyleri açıklayacağım sizlere bunların ne olduğunu. Biraz karışabiliyor çünkü bunlar. Arkadaşlar siteyi yaptıktan sonra
Eğer karıştırıyorsanız arkadaşlar, şuraya bir tane göz çizin. Bir tane göz, evet. Nasıl bir göz oldu? Çok ilginç bir göz oldu. Güneş gibi oldu bir tık ama olsun. Buradan sitenin üzerine bakacağız arkadaşlar. Tamam mı? Sitenin üzerine bakacağız ve sitenin üzerinde ne görüyoruz? Buna bakacağız. Hani kolay anlamanın yolu budur burada. Şimdi biz bunun çözümünü aslında yapmıştık. Demiştik ki C gelene kadar, C görene kadar 0 görürsen siteye 0 ekle, 1 görürsen 1 ekle. C'den sonra 1 görürsen çıkar, 0 görürsen çıkar şeklinde yapmıştık. Şimdi onun aslında uygulamasına bakacağız. Diyoruz ki arkadaşlar bu göz neler görüyor? Evet, biz Z0 görüyor. Sitenin üzerinde Z0 görüyorsa arkadaşlar, şimdi şu satır var ya, şu satır. Bu satır gözün gördüğü şeyleri gösteriyor arkadaşlar. Şu satır string okuma kafasının o an neyi gördüğünü, yani okuma kafası şurada mı, sıfırı görüyor. Onu gösteriyor arkadaşlar. Şu kısımsa, bu kısımsa oraya ne eklenmesi, yani ne eklenmesi gerekiyor? Aslında bu kısım şunun yerine, yani soldaki sütunun yerine bunun ekleneceğini söylüyor. Tamam, şimdi daha pratikte daha iyi anlayacaksınız. Temel olarak kavramları vereyim. Şimdi arkadaşlar, burada diyorum ki göz yukarıdan bakınca neyi görüyor? Z0'ı görüyor. Hangi durum? Şu iki durum var. Öyle değil mi? Diğer durumlarda 0 ya da 1 görme durumu var. Şu iki durumdan biri. Bakıyorum, okuyucu kafam arkadaşlar benim ilk başta burada. Ne gelmiş? 0 gelmiş. Demek ki şu durumu alacağız. Yani okuyucu kafanın okuduğu yer 0. 0 geldiğinde sitenin üzerinde Z0 varsa diyor ki Z0'ı sil. Bakın buranın mealini size şimdi açıklayacağım, size mantıklı gelecek. Z0'ı sil önce. Tamam, sildim. Sonra yerine Z0 0 yaz. Yani Z0'ı tekrar yazıyorum. 0 yazıyorum. Hani aslında arkadaşlar ne fark ettim? Z0'ın üzerine 0 ekledik. Hani bir şey fark etmedi ama hani bu şekilde gösterilmesinin sebebi arkadaşlar, hani 0 Z0 neden böyle yazılıyor? Bunu şöyle, hani kafanız karışmasın diye şöyle yapabilirsiniz. Eğer bu varsa bunu sil, yerine bunu yaz. Ama bunu da sağdan sola doğru yaz. O şekilde. Yani Z0 varsa Z0'ı sil, yerine Z00 yaz. Aslında ne yapmış olduk? Yani kısaca arkadaşlar, Z0 varken 0 gelirse üzerine 0 ekle. Olay bundan ibaret. Tamam. Bunu yaptık arkadaşlar. Okuyucu kafamız sonra buraya geldi. Ne gördü? 0 gördü. Şimdi stack'ten üzerine bakıyoruz. Ne görüyor? 0 görüyor. Demek ki 0 görmesi gerekiyor ve 0 gelmiş. Evet, şu duruma tekabül ediyor. 0 varken 0 gelirse 0'ı sil. Tabii artık bunu siz şey yapacaksınız. Ve 0 0 ekle. Yani 1 0 silip 2 0 eklemek nedir arkadaşlar? Aslında 1 0 eklemektir. Öyle değil mi? Hani bunun meali bu şekilde. Tamam, bunu da yaptık arkadaşlar. Daha sonrasında ne olacak? Bakın 1 gelmiş. 1 geldiğinde siteye bakıyorum. En üstte ne var? 0. Bu arada arkadaşlar bunu unutmayın. Stack'te LIFO mantığı, yani last in first out. Son giren ilk çıkar. Bunu da zaten birazdan uygulayacağız. Hep göz yukarıdan şeye bakıyor. Göz de bir garip oldu gerçekten. Takıldım şu an bu göz detayına. Çapakları şöyle olsaydı ama neyse. Siteye her yeni eklenen şey bir üstüne ekleniyor. Çekileceği zaman da ilk o çekilecek anlamına geliyor arkadaşlar. Neyse, biz devam edelim. Bir gördük. Yani pardon. Okuyucu kafamız biri okudu ve stack'te sıfır gördük. Yani hangi duruma geliyor? Stack'te sıfır gördük. Okuyucu kafamız biri gördü. O zaman ne yapacak? Diyor ki sıfırı sil. Tabii siz bunu artık yapmayacaksınız. Sıfırı sil, yerine sıfır bir ekle diyor. Yani bir ekle diyor hani. Bunu anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Tamam. Sonrasında arkadaşlar ilk yarıyı bitirdik görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında neyi görüyor? Okuyucu kafa C'yi görüyor. C'yi gördüğünde bakın ne yapmışız arkadaşlar? Şurası bu şey için ekleme kısmı, burası da çıkar kısmı. Şurası da aslında fark etme kısmı diyebilirim bu şey için. C'yi gördüğümüzde arkadaşlar neyi fark ediyoruz aslında? Hani artık ekleme işlemlerinin bittiğini ve çıkarma işlemlerinin başlayacağını görüyoruz. Dolayısıyla C'ye geldiğinde 3 durum olabilir. Ne olabilir? Bakın, birincisi bu durum. Sitenin üzerinde 1 vardır. 1 varken C gelmiştir. O zaman diyor ki
Biri sil, yerine bir yaz. Aslında ne yapmış olsun? Hiçbir şey eklememiş olsun. Biri silip tekrar bir yazarsın. Hiçbir şey yapmayacaksın. Aynen. Devam edeceksin. Tabii hani bir en son şurada mesela bir sıfır, şuraya bir sıfır eklemiş olsaydı C'nin sonuna ve sağına sıfır da gelebilirdi. Sıfır gördüğünde sıfır varsa sıfıra sil, sıfır yaz. Yani hiçbir şey yapma durumu var. Bunu da eklemişler. Ya da arkadaşlar hiçbir şey eklemeden bizim şu sonuçta şuradan türetebileceğimiz şey olarak C de var. Z0'un yani Z0 da görebilirdik. Hiçbir şey eklemeden sadece C ise bizim stringimiz. Onu da tanıması gerekiyor. Z0 da görebilirdik. O zaman hiçbir şey yapmadan Z0, yani Z0'ı sil yerine Z0'ı yaz diyebilirdik. Dolayısıyla hani burada bunu görüyoruz. Burada aslında arkadaşlar ekleme yaparken bir sil, iki ekle yapıyoruz. Hani iki eksi birden ekleme yapmışız, bir çıkıyor. Burada da bir eksi birden sıfır. Hani hiçbir şeye ekleme çıkarma yapma gibisinden oluyor. Daha sonrasında arkadaşlar tamam C'yi gördük ve 1'i gördük. Şu durumu kullandık. 1 gördün. 1 varken C'yi gördün. Hiçbir şey yapma. Tamam yapmadık. Artık Q1 durumuna geçtik. Ne diyor arkadaşlar? Şimdi biz sistemimize bakıyoruz. Neyi görüyoruz? 1'i görüyoruz. En üstte 1 var. 1 varken okuyucu kafamız neyi gördü? 1'i gördü. Bir sağa kaydı artık. O zaman ne yapacaksın? Şu anlama geliyor arkadaşlar. Buradaki lambda'da. Eğer 1 varken yani burada 1 slash lambda 1'i sil hiçbir şey yazma anlamına geliyor. Yani ne yapmış olsun? 1'i siliyorsun hiçbir şey yazmazsa aslında silmiş oluyorsun değil mi mantıken? Yani lambda arkadaşlar hiçbir şey yazma demek. Biz burada 1'i siliyoruz ve hiçbir şey yazmıyoruz. Daha sonra okuyucu kafa arkadaşlar buraya geliyor. Sıfırı görüyor ve sitemiz en üstte sıfırı görüyor. Sıfır varken sıfır gördüysen sıfırı sil diyor. Bunu da sildi. Okuyucu kafamız bir sağ daha geldi. Yine sıfır varken sıfırı sil diyecek. Bunu da sildi arkadaşlar. Ve en sonu Z0 kaldı. Bizim de stringimiz bitti. Sonrasında arkadaşlar şu durumda onun için ekledik. Artık string bittiyse, hiçbir şey yoksa ve Z0 varsa onu da sil. Ve siliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sitemizi tamamen boşaltmış olduk. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Bu makine, bu PDA makinesi bu stringi tanıyor diyebiliriz. Herhangi bir yerde arkadaşlar durum eksikliği yani burada eksik durum olsaydı tanıyamazdı. Sonuçta neden? Yani sitenin içi dolu olsaydı ve o siteyi boşaltma durumu olmasaydı yani hiçbir şekilde boşaltamasaydık siteyi o zaman tanıyamaz diyecektik. Evet bu örnek için bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hani şuradaki mantıkları. Dediğim gibi şurası okuyucu kafanın okuduğu kısım. Burası siteyin en üstte gördüğü kısım. Burası da bunun yerine yazılacak kısım. Ama sağdan sola doğru. Orası biraz karışık tabii. Sağdan sola doğru yazılması gerektiğini unutmayın. Yani Z'si, Z0'ı, Z0, 0 yaz gibisinden. Tamam arkadaşlar bu örneğimiz bu şekildeydi. Başka bir örneğimiz var. Mesela bu örnekte ne yaptık biz? Araya bir C koyduk. Öyle değil mi? C koyduğumuz için biz şunu diyebildik. Ne diyebildik? Biz C'yi gördüğümüzde artık silmemiz gerektiğini anlayabildik. Yani C'den sonra diğer duruma geçtik ve artık silmeye, çıkarmaya başladı stack'ten dedik. Ama tabii şöyle bir durum da olabilir. Arkadaşlar az önceki örnekten farkı ne? C yerine lambda var. Yani arada bir olmayabilir. Ayraç olmayabilir. Az önceki C ayraç gibiydi. Hani yansıma şeyi alıyordu. Ayna gibiydi. Yani C'ye göre işlem yapıyorduk ama arada C de olmayabilir. Öyle değil mi? Hiçbir şey olmayabilir yani. Dolayısıyla bunu ne yapacağız? Bunu arkadaşlar aslında burada sezgisel yaklaşacağız. Yani burada mesela ne türetilebilir? Sıfır 1, 0 pardon yanlış yazdım. Şurası 1 olacaktı. Kısa küçük bir örnek. 0, 1, 1, 0. Hani arada bir şey yok. Az öncekinde C olduğu için tek sayıda oluyordu. 2'ye bölebiliyorduk string'i. Durumların yarısını bir durumda yarısında başka bir durumda yapıyorduk ama burada bir durum yok. Burada sezgisel olarak makineden şunu bekleyeceğiz aslında. Biraz NFA gibi olacak. Diyecek ki hani sen burada eklemeleri yaptın ama hani sen karar ver, yarısına geldiğini sen anla, daha sonrasında bunları çıkar diyeceğiz. Aslında temel olarak yapacağımız şey bu. Şimdi isterseniz bakalım arkadaşlar çözümüne. Çözümü üzerinden bu da o makine. Neydi? Tekrar yazalım. Bizim şeylerimiz neyi tanıyordu? 1S1 ve lambda.
Yani az öncekinden farkı olarak arada bir CH yok. Dolayısıyla arkadaşlar gene siteğimiz aynı şekilde Z0'lı olacak. Z0'ı kesinlikle unutmayın. Olması gerekiyor. Kuralı bu. Yani sorgulamayın. Yani şu an ben de bilmiyorum Z0'ın neden olması gerektiğini ama sanırsam şeyden ötürü olabilir diye tahmin ediyorum. En son hani string'in bittiğinde üzerine bir şey kalmadığını belirtmek amacıyla konulmuş olduğunu düşünüyorum. Çok bir fikrim yok arkadaşlar, açıklayamayacağım. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada şunu yapmak zorunda değilsiniz. Mesela sıfır geldiği için illa siteye sıfır eklemek zorunda değilsiniz. Sıfır geldiğinde A'a da ekleyebilirsiniz, B'ye de ekleyebilirsiniz. Kendiniz karar verebilirsiniz ama hani biraz mantıklı olsun. Hani aklınızda kalsın, karışmasın. Mesela burada A eklenmiş arkadaşlar. Ne demiş? Bir tane örnek almıştım. Kısa bir örnekte 0, 1, 1, 0 değil mi? Mesela bunun için bir çözüm yapalım. Diyeceğiz ki arkadaşlar Z 0 varken şu gözümüz buraya bakıyor gene. Neyi görüyor? Stack'te Z 0'ı görüyor. Z 0 varken 0 görürsen o zaman Z 0'ı sil, yerine Z 0 A yaz. Yani Z 0'ın üzerine A atıyor. Mesela A atamış 0 için. Daha sonra arkadaşlar okuyucu kafa 1'i görüyor. Sitenin üzerinde de A'yı görüyor. Okuyucu kafa 1'i görüyor. Sitenin üzerinde A'yı görüyor. A'yı siliyor. Yerine A, B yazıyor. Yani A'nın üzerine B eklemiş oluyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Normalde buradan daha devam edebilir. Hani burada neyi görecek? Tekrar sağa gidecek. 1'i görecek. 1 varken B görme durumu varsa üzerine ekleyebilir. Değil mi? Evet, şurada ekleyebilir. Ama burada eklerse ve şurada eklerse sitenin üzeri dolu olmuş olacak ve string bitmiş olacak. String bittiğinde stack'te hala A ve B'ler kalmış olacak. Dolayısıyla tanınmamış olacak. Ama tabii kaç tane 0, kaç tane 1 olacağını bizim burada hesaplayamayacağımız için biraz NFA mantığıyla yaklaşacağız. Diyeceğiz ki arkadaşlar hani daha ekleyebilir, yani pardon yanlış durumu çizdim. Şu durum olacak. Mesela daha ekleyebilir. İşte B gördükçe, işte C gördükçe vesaire ekleyebilir. Ama eğer hani kendisi ortaya fark ediyorsa, mesela artık bundan sonra çıkarma işlemi yapması gerekiyorsa B'den sonra, ki öyle yapması gerekiyor. O durumu da buraya yazacağız arkadaşlar. Çünkü bu string'in ne kadar uzunlukta olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimizden kaynaklanıyor aslında bu. Diyeceğiz ki yani mesela artık biz neyi görüyoruz? B'yi görüyoruz. B varken 1 gelmiş değil mi? B varken 1 geldiyse o zaman bunu çıkar diyoruz mesela. Artık hani bunu makine kendisi karar vermesi gerekiyor. Eskiden C'ye göre karar veriyordu. Şimdi kendisi karar veriyor. Sezgisel bir yaklaşım aslında. Bir nevi. Diyeceğiz ki evet B varken 1 geldiyse B'yi sil. Hiçbir şey yazma. Silden. Sonra daha stack'te hala bir şey de olabilir. Buraya artık çıkarma işlemini yaptığımız için Q1'e gidiyoruz. Q1'de full çıkarma yapacağız. Dolayısıyla ne görüyoruz arkadaşlar? Yukarıdan bakıyoruz. A görürüz ve okuyucu kafamızda sıfırı görüyor. Sıfır varken A görürsen A'yı sil, hiçbir şey yazma. Sildik bunu da arkadaşlar. Daha sonrasında ne görüyoruz? Z sıfır. Hani stringimiz bitmiş mi? Bitmiş. Evet, hiçbir şey yokken yani lambdayken Z sıfır görüyorsan onu da sil. Yani dolayısıyla ne olmuş oldu? Tanımış oldu. Tabi az önce dediğim durumda şurada tüm eklemeleri de yapabilirdi. Stack full dolu olurdu. Daha sonrasında da string biterdi ve çıkartma işlemlerini yapamazdı, tanıyamazdı ama burada arkadaşlar bir şeye bakıyoruz. Tanıma ihtimali var mı bu string'i? Böyle bir model çizersek tanıma ihtimali var. O yüzden bu şekilde hani makinenin kendi karar vermesi gerekiyor diyeceğiz. Bu örnek içinde. Burada arkadaşlar başka bir örnek falan var ama bu örnek üzerinde durmayacağım. Diğer bir örneğimiz mesela. Bu örnek biraz daha diğerine nispeten. Yani diğerleri basitti, ilk ikisi. Yani bu biraz daha farklı. Burada da arkadaşlar hani aslında şöyle ortadaki ayraç hani az önceki örnekte şuradadır, tamamen aynı fark ettiyseniz. Burada bu arada şey demiş, palindromları içeren dil olarak tanımlanmış. Palindrom da her iki yönden okunuşu aynı olan dizgilermiş. Onunla özet geçeyim burada. Şuralar aynı. Hatta şurası da aynı. O az önceki örnekte lambda da vardı. Ama burada şunu da diyebiliyoruz arkadaşlar. Yani mesela burada eklemişler. Sıfır da bir ayraç olabilir. Yani ortada sıfır da olabilir. S yerine sıfır yazarsın. Ya da bir de. Yani şeylerimiz ayraçları hani C olmuştu ya.
Aslında ilk iki örneğin biraz karıştırılmış ama 1 ve 0'lardan yapılmış araçlar burada. Farkı bu. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun çözümüne baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Tabii ki de şunda fayda var. Soruyu şöyle bir açalım. Evet, şuradaki şeyleri yazalım. Bizim şeyimiz neyi tanımlıyordu? 0s 0 1s 1 lambda ya da 0 veya 1. Evet, bunları tanımlıyor. Bizde arkadaşlar ne vardı? Z 0'la başlayan bir stack vardı. Evet. Şimdi gene mantığımız aynı olacak arkadaşlar. Gene sıfırlar için sıfır ekleyeceğiz, birler için bir ekleyeceğiz veya işte sıfırlar için sıfır çıkartacağız, birler için bir çıkartacağız. Ama şimdi burada tüm durumları gözden geçirmemiz gerekiyor. Tüm durumlar. Yani burada ne olabilir arkadaşlar? Şöyle bir çıktı olabilir. Biz zaten şu durumları yazdık. Mesela buradan ne gelebilir? Öncelikle şu durum. Mesela 0'a 0 gelmiştir. Bir de ara s yerine 1 gelmiştir. Bu bir çıktı mıdır? Çıktıdır buraya göre. Daha sonra ne olabilir? Lambda da gelmiş olabilir. Mesela işte 1'i seçtim. S yerine de lambda koydum. Bu da bir çıktıdır. Ya da 1 arada da 0 vardır. Bu da bir çıktıdır. Bunları nasıl şey yapacağız arkadaşlar? Onları düşünelim, tartışalım. Şimdi mantıken arkadaşlar z 0 varken 0 gelirse 0 ekliyoruz. Mesela ben şurada bir örnek oluşturayım gene. Ya da şu örnekleri teker teker bakalım. Z 0 varken, tamam mı? Okuyucu kafamız neyi görüyor? 0'ı görüyor. 0 varsa 0 ekle. Artık şey yapmıyorum arkadaşlar. Anladınız. Z 0 çıkar. Z 0 0 ekle diyor. Sonra 1 geldiğinde 0 varsa 1 ekle. Ekledi. Tabi bu durumda evet bunu burada tanımladığımız gibi şu arada da tanımlamalı. Şimdi ne oldu? 1 aslında arkadaşlar ayraç. Burada eklemememiz gerekiyor. Neredeydi o durum? Şu durum değil mi? Bu durum şimdi benim şu geçiş durumunda, çıkartma durumunda da olması gerekiyor. Bakın aynı durum birin ayraç olduğunu fark etmem lazım. Bakın burada eklersem eğer 0 1 ekledim. Mesela atıyorum sonrasında 0 geldiğinde tekrar eklersem stack dolu olacak ve string'im bitmiş olacak. Bunu kabul edilebilir bir şey değil. Hani tanımıyor gibi olacak. O yüzden olmaz. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Biz burada mesela bu durum için bir nedir? Bir ayraçtır benim için. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki şöyle tanımlayacağız. Şey varken biri ayrıca olarak kabul ediyorsam sıfır gördüğümde sıfırı ekleyeceğim burada. Şu durumu kullanarak. Evet şu durumu kullanarak. Biri gördüm ya. Şimdi ben bu sıfır ekledim. Sıfırı da çıkartmam lazım. Biri gördüğümde arkadaşlar bir şey çıkartmamam lazım. O da hangi durum oluyor? Sıfır gördüğümde bir varsa hangi durum? Evet şu durum. Sıfır gördüğünde bir varsa sıfırı çıkar yerine sıfır koy. Yani hiçbir şey yapma. Ve bu duruma geç. Bu durumda hala yukarıdan baktığımızda ne göreceğiz? En üstte sıfır gördük. Sıfır varken ne gelmiş? Sıfır gelmiş en son. Sıfır varken sıfırı çıkar. Hiçbir şey koyma. Daha sonrasında da ne olacak? Z sıfır varken hiç string bittiyse, lambda geliyorsa o zaman Z sıfır da çıkar diyeceğiz mesela. Bu bir örnek. Tüm durumları buraya yazmış olacağız arkadaşlar. Yani mesela şunu da tanıması gerekir. Bunda mesela bir ayraç yok arkadaşlar. Yani garip olan taraf ayraç yok. Peki bunu nasıl tanımlayacağız mesela? Bu bir şeyini. Yine Z sıfırımız olacak. Bir geldiğinde Z sıfır gördüğünde bir ekle. Bu sefer tabii şuraları bir siliyorum tekrardan. Şunu ekleyecek. Görmüş olduğunuz gibi biri ekleyecek. Daha sonrasında ayracımız yok. Nasıl anlayacağız? Onu da arkadaşlar şu kısım. Bakın. Pardon bu kısım değil. Yanlış gösterdim. Şu kısım arkadaşlar. Bu kısım. Bu kısım ne demek? Bu şu demek. Bir geldiğinde bir görüyorsam pardon. Şurası olacak arkadaşlar. Çok kusura bakmayın iyice kafam karıştı.
Şurası olacak. Tekrar falan. Şu çıkarma çünkü. Bu hiçbir şey yapmama. Pardon arkadaşlar. Tekrardan özür diliyorum. Burada çıkartma yapmamız gerekiyor. Burada da zaten Z sıfırı çıkartacağız. Evet. Kusura bakmayın tekrardan. Çok dalgınlık oldu. Bayağıdır anlatıyorum. Video uzun oldu baya. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Burada 1'i ekledik ya. Şimdi bu 1'i de buradan çıkartmamız lazım. Hangi durumu kullanacağız? İlk işaret dediğim aslında doğruymuş. Şuydu galiba ilk işaret dediğim. Bu 1'i çıkartacağız. Çıkarttık. Sonrasında artık bu duruma gelmiş olduk. Bu durumda arkadaşlar ne görüyoruz? Z0. Z0 gördüğümüzde hiçbir şey kalmadıysa o zaman onu Z0'ı da çıkar. Yerine de hiçbir şey koyma. Bunu da böyle tanımış oluyoruz mesela. Burada arkadaşlar hepsinin hani durumların şeyleri var. Ayraçlı olması ya da olmaması durumuna göre. Ayraçlı olunca böyle oluyor. Yani daha iyi bir örnek de yapılabilir. Bir tane güzel bir örnek yapalım şurada. 0, 1, 0. Ortada da bir tane bir ayracımız olsun mesela. 0, 1, 0. Mesela bunu hızlıca bir çözerim. Nasıl çözeriz? İlk önce ayracımızın biz 1 olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Tabii bunun bir de ayraçsız versiyonunu da çözelim. İyice otursun isterseniz arkadaşlar. Ve buraları atlayabilirsiniz anladıysanız. İleriki kısmında bir örnek daha çözeceğim. Sonra videoyu şey yapacağım. Bitireceğim. Şimdi arkadaşlar şu kısım için bakıyorum. Okuyucu kafa 0. Tabii çizeneğimizde Z0 var. Şey pardon. Sitemizde Z0 var. Z0 varken 0 gördüğünde 0 ekleyecek. 0 varken 1 geldiğinde 1 ekleyecek. Tekrar 1 var ya yani üstte 1 varken 0 geldiyse 0 ekleyecek. Ekledim. Daha sonrasında ben 1'i gördüm. 1 artık benim için ne? Bir ayırıcı olacak. Bunun hani şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu 0'ın karşılığı var. Bu 1'in karşılığı var. Bu 0'ın karşılığı var. O yüzden bu buradaki 1 tek kalıyor. Bu ayraç gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla 1 geldiğinde bir şey yapmaması lazım ki her biri eşini çıkartacak stekten ve sitemiz tanımlanmış olacak. Yani sistemimiz tanımlanmış olacak. Bir geldiğinde hiçbir şey yapmaması gerekiyor o yüzden. Dolayısıyla bir geldiğinde arkadaşlar hiçbir şey yapmadı stekte. Bir yerine bir ya bir yerine bir yazacaktı. Pardon ama biz stekte ne görüyoruz? Sıfır gördük. O durum da var burada. Bir de olabilirdi bu arada. Sıfır varken bir geldiğinde hiçbir sıfırı sıfır yaz. Biz bu durumu kullandık geçişte. Daha sonrasında ne olacak arkadaşlar? Sıfır gördükçe stekten çıkartacak. Bir gördükçe stekten çıkartacak şu durum. Gene sıfır görünce stekten çıkartacak. En son string bittiğinde yani lambda olduğunda z0 görürsen onu da çıkar. Yerine hiçbir şey yazma yani tanımış olacak. Son olarak da şu kısma bakalım. Alttaki örneğe bakalım. Bu örnekte bir vardı. Bunda da bir yoktu. Gene arkadaşlar ne yapacak? Z0'ımız vardı. Sıfır ekledi. 1 ekledi ve 0 ekledi. Şimdi az önce ayraç vardı. Bir de hani hiçbir şey yapmam buraya geçiyorduk. Şimdi çıkartmaya buradan başlamamız gerekiyor arkadaşlar. O durumu da buraya yazmış olmamız lazım. Yani tüm durumlar, tüm olası tüm durumları buraya yazmamız gerekiyor. Yani siteye baktığımızda sıfır varken sıfır gelirse çıkar. İşte o bu durumu temsil ediyor. Bunu çıkar diyorsun ve diğer duruma geçiyorsun. Artık çıkarma işlemlerine de burada devam ediyorsun. Aynı şekilde bunun birlisi için de vardır arkadaşlar. Bakın şurada hani sitenin üzerinde bir de olabilirdi ve bir gelmiş olabilirdi. Gene çıkartma. Hani şu durumlar, şu iki durumlar arkadaşlar ortada hiçbir şey yani bir ayraç olmadan çıkartma yani çıkartmamız gerekiyor. Çıkartma burada başlamamız gerekiyor. Şu durumlarsa şu dört durum, şu bir, iki, üç ve dört durum da bunlar aslında farklı renkle göstersem iyiydi. Şöyle yapalım tekrardan. Rengi değiştirelim. Kırmızı ile gösterelim. Şu durumlarda arkadaşlar ne olmuş olacak? Arada bir ayraç varsa olabilecek şeyler. Tabii lambda da bir çözüm bu makine için. Lambda varken Z0 da görebilir. Direkt çıkartılabilir arkadaşlar. Bunu da siyahla gösterelim şöyle. O da olabilir. Ya da arkadaşlar sadece ne olabilir? Sadece bir ya da sadece sıfırda bir çözüm.
Dolayısıyla bunların içinde ayrı kısımlar var. Yani site şurada bir kere sıfır eklemişsindir, onu çıkartmasındır. Sonra Z0'da burada çıkartırsın, biter. O durumlarda aslında burada kendine yer bulmuş oluyor arkadaşlar. Biraz uzun anlattım ama gerçekten hani detaylı anlayabilin, daha iyi anlayabilin diye tüm durumların açıklamasını vermek istedim burada son olarak. O yüzden bu şekilde anlattım. Evet, bunun çözümüne bakmıştık zaten. Son olarak da arkadaşlar bu çözümü de yapıp videoyu sonlandıracağım. Gerçekten çok uzun oldu. Kusura bakmayın tekrardan. Burada da arkadaşlar şöyle bir A ve B'lerden alfabemizden A ve B'lerden oluştuğunu biliyoruz. Hepsi I, J, K, N ve hepsinden en az bir tane var bu sıraya göre. En az hepsinden birer tane olması gerekiyor. Burada kilit nokta arkadaşlar B'lerin, şuradaki B'lerin şu A'ya göre yansıma şeklinde olması. Yani buradaki B sayısı ile buradaki B sayısı eşit olacak. İkisi de N. Onun dışında bir eşitlik söz konusu değil. Burada da şeyi görebiliyoruz. Neden onun ismini? Dil bilgisini görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan yapacağımız temel mantık şu. Onu bahsedip sonra çözümünü gösterip bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Burada bakın A'larla ilgili bir ilişki yok. Fark ettiyseniz İ'ler, J'ler, K'lar birbirinden bağımsız. Hani atıyorum buradaki İ ve buradaki J'lerin yani buradaki A'ların sayısı şuradaki A'ların sayısına eşit olsaydı A'ları da siteye eklememiz gerekebilirdi ama A'lar burada şu an hani bir şey yapmıyor. Dolayısıyla temel mantığımız şu olacak. A gördüğümüzde siteye hiçbir şey eklemezken B gördüğümüzde siteye bir şeyler yani B ekleyeceğiz atıyorum. Sonra B'den sonra bir daha A yani diğer duruma geçeceğiz. Burada tekrar A gördükçe bir şey eklemeyeceğiz. Artık tek diğer duruma geçip hani B gördükçe B'leri çıkartacağız ve daha sonrasında durumlar o şekilde olacak. Bunun çözümü arkadaşlar şu şekilde. Buralara da bakmak isterseniz bakın. Çözümü şu şekilde. Hemen burayı da anlatıyorum ve videoyu bitiriyorum. Gerçekten uzadı. Ben de yoruldum. Zaten fark etmişsinizdir. Z0 diyoruz ki soruyu da şurada yanımıza alalım. Evet. Şuradaydı. Evet. A gördüğünde ne kadar? Çünkü başlangıçta A gelmesi. Kesinlikle A gelecek. Sırası var. A gördüğünde siteye hiç yani Z0 varsa Z0. Zaten Z0 olması gerekiyor ilk A geldiği için. Z0'ı sil yerine Z0'ı yaz. İstediği kadar A gelebileceği için bu kısımda bu tekrar yapmak zorundayız. Çünkü birden büyük ya da eşit ama en az bir tane olması gerektiği için bir durumla yan duruma geçmesi gerekiyor arkadaşlar burada. Daha sonrasında B gelirse işte B'ler kilit nokta olduğu için Z0 gördüğünde B yerine B yaz. Yani B ekle. Tabii bu B'ler istediği kadar olabiliyor. Birden fazla demişiz gene. Burada istediğin kadar B ekleyebilirsin gene. Şuradaki yazımın sebebi de budur. Daha sonrasında hani bir ayrıma gitmemiz için arada bir A olması gerekiyor ve en az bir A vardı. Görmüş olduğunuz gibi her A en az bir taneydi. Dolayısıyla A geldikten sonra başka bir duruma gidiyorum. Artık siteye ekledim. Artık siteye B'lerimi ekledim. Artık çekme durumuna geçeceğim demek istiyorum. A'lar burada geldiği sürece siteye gene dokunma diyorum. B yerine yani B görüyorsundur muhtemelen. Buraya geliyorsan B yerine B yaz. Ve bu tabii ki A istediği kadar girebilir. Burada tekrar var. En sonunda arkadaşlar B gelirse ne yapacak? Siteden silecek. Tabii en az bir tane olacağı için burada bir geçiş olması gerekiyor. Ve birden fazla B olabileceği için burada tekrarlı hepsini silmesi gerekiyor. Bunu da sildi diyelim. En son arkadaşlar Z0 gördü stack'te ama en sonunda arkadaşın ne vardı? A gelebilir hala. A varken eğer Z0 varsa sen stack'i bu şekilde korumaya devam et. Z0 yerine Z0 yaz. Tabii A'ların sayısı tekrarlı olabilir. O yüzden burada bu tekrar yapmamız gerekiyor. Yani birden fazla olabilir A'ların sayısı. En son arkadaşlar ne görecek? Hani A'lar da bitti, string bitti. String bittiğinde lambda'yı görecek. Lambda varken Z0 varsa Z0'ın yerine lambda yaz. Yani Z0'ı sil. Evet. Bu şekilde de ne olmuş olacak arkadaşlar? Bizim şeyi tanımış olacak. String'imizi tanımış olacak. Stack boş kaldığı için. Evet arkadaşlar. Uzun bir video oldu. PDA'yı bu videoda sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda örnek soru çözümü yapmayı düşünüyorum. Bu şeyle ilgili daha iyi pekişsin diye. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.